Canik Belediye Başkanı Osman Genç'in 12 yıldır her hafta başında gerçekleştirdiği haftalık müdürler toplantısı bu hafta başında da yapıldı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yer aldığı ve belediye tarafından önceki hafta yapılan çalışmalarla o hafta içi yapılması planlanan çalışmaların ele alındığı toplantının ana gündem maddesini 10 Eylül Cumartesi günü saat 19'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 15 Temmuz ve sonrası konferansı oluşturdu. FETÖ-PYD'yi terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesinin amaçlarının ve sonuçlarının konuşulacağı 15 Temmuz ve sonrası konulu konferans, daha önce Canik Belediyesi tarafından düzenlenen Başkanlık Sistemi ve Yeni Anayasa Konferanslar serisi kapsamındaki Yeni Türkiye Yolunda Başkanlık Sistemi konulu konferansa da katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk verecek. Konferansın hazırlıklarının ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Genç, belediye olarak bizim görevimiz sadece yol, kaldırım, bina yapmak değildir. Aynı zamanda ülkemizin içinde bulunduğu durumda sorumluluk üstlenerek vatandaşlarımızı bilgilendirme ve bilinçlendirme görevi de üstleniyoruz. Şimdi ülkemiz için bir dönüm noktası olan 15 Temmuz darbe girişimi konusunda halkımızı daha fazla bilgilendirmek, FETÖ-PYD'yi terör örgütüyle mücadelede halkımızı bilinçlendirmek istiyoruz dedi. Amaçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başbakan Binali Yıldırım ve hükümetin terör örgütleriyle mücadelesine destek vermek olduğunu dile getiren Başkan Genç, biz zaten FETÖ-PYD'yi terör örgütüyle özellikle 17-25 Aralık'tan sonra yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. 15 Temmuz'sa amaçları ve sonuçları ileriki yıllarda çok daha iyi anlaşılacak milletimiz ve ülkemiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Düzenleyeceğimiz bu konferansla halkımızın bu önemli tarihi olayı daha doğru kavrayacağına inanıyoruz. Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Metin Külüng'ün vereceği konferansımıza tüm halkımızı bekliyoruz diye konuştu.